Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber uyuşturucu ticareti, uyuşturucu bulundurmak ve cezasının ne kadar olduğundan bahsetmek istiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmakla uyuşturucu kullanmanın ayırt edilmesi büyük önem taşır. Kişi üzerinde uyuşturucu kullanım miktarı üstünde ise bu onun ticaret yaptığın anlamına gelmektedir. Yani kişinin üzerinde bulunan uyuşturucu miktarı çok önemlidir. Kendi için uyuşturucu kullanan kişi genelde uyuşturucu cebinde, cüzdanında ve arabasının tablosunda gibi yerlere saklar. Ancak uyuşturucu maddenin depo gibi yerlerde tutulmasıyla bunun kullanım dışı değil ticaret amacıyla yaptığını göstermektedir. Bu kriterlere göre uyuşturucu kullanılmak için mi, satılmak için mi yoksa bulundurmak için mi ona göre bir karar verilir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi ülkeye sokan, ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakliyesini yapan, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi veya kişiler 10 yıldan az olmamak üzere ceza verilir. Uyuşturucu satan ve satın alan kişi eğer ki bir çocuk ise alacağı ceza 15 yıldan az değildir. Özellikle böyle davalarda avukat desteği almanızı şiddetle öneririm. Avukatın dava dosyasına erkenden dahil olması, eğer ki tutukluysanız sizin için işlemlerinizi dışarıda yönetir. Sizin lehinize olan delilleri toplar, ona göre size bir savunma stratejisi belirler. Daha birçok teknik konu ile yargılanan kişi adına büyük önem taşır. Tüm bunlar davanın akıbetini Tanrı'nın lehine değiştirebilir. Evet kıymetli dostlarım, bugünkü videomuz bu kadardı. Dilerseniz size için şurada önerdiğim videoyu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.